Kur'an ayetlerinde haber verilen çok önemli bir bilgi daha vardır. İnsanın anne rahmindeki oluşum aşamaları. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bu ayetlerde anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı açıkça haber verilir. Embriyologlarsa yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıktıklarını ve geliştiklerini sanıyordu. Ancak günümüzdeki ileri teknoloji sayesinde yapılan araştırmalarda gerçek sonuçlar elde edilmiştir. Ve bu sonuçlar tıpkı Kur'an'da tarif edildiği biçimdedir. Embriyoda önce kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra da kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Bu durum, Gelişen İnsan adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilir. Altıncı haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. Yedinci hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirir. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Kısacası, insanın Kur'an'da tarif edilen oluşum aşamaları modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Dünyanın en ünlü embriyologlarından biri olan Toronto Üniversitesi Anatomi ve Hücre Biyolojisi Bölümü emekli profesörü Keith Moore, Kur'an'daki bu mucizeyi tespit edenlerden biridir. Profesör Moore, Kur'an'da insanın doğumuyla ilgili ayetleri incelemiş ve vardığı sonucu şöyle açıklamıştır. Son 3 yılda Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'ndeki Embriyoloji Komitesi'nde çalıştım ve Kur'an'da insanın üremesi ve doğum öncesi gelişimiyle ilgili açıklamaların yorumuna yardım ettim. İlk başta 7. yüzyılda yani embriyoloji biliminden önce yazılan bu açıklamaların doğruluğuna çok şaşırdım. Bana şu açıkça görünüyor ki bu açıklamalar Hz. Muhammed'e Allah'tan gelmiştir. Çünkü bu bilgilerin çoğu ancak yüzyıllar sonra keşfedilmiştir. Bu bana kanıtlıyor ki Hz. Muhammed Allah'ın bir elçisidir.